Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay yuqum haqida uchur tarqatquchilarni bastirish harakati boshlagan. Xitayning Shanghai, Beijing qatorliq muhim shaharlari yaqinqi bir oy ichida og'ir yuqum vaziyatiga duch kelgan bo'lib, Xitay doiralari uchur tarqatquchilarni bastirish maqsadida saqchi harakatini qo'zg'agan. Fransiya xalqaro radiosining 28 apreldagi xabarida bildirilishicha, Xitayning markaziy shaharlaridan Shanghai bilan Beijingda Xitay virusi yuqumi tezlikda kengaygan bo'lib, Xitay saqchi doiralari yuqum ahvoliga munosabatlik jinoyatlarga zarba berish yig'inda 22 apreldan boshlab jami 40 dilo qabul qilindi. 4 odam jinoiy ishlar bo'yicha tutib turildi degan. Xitoy doiralarining bildirilishicha, bu 2 dilo atalmish yolg'on uchur tarqatish va vahima paydo qilgan gap-so'zlarni paydo qilishga yetishlik ekan. Masalan, 48 yoshlik bir Xitoy Beijing shahrini taqidganligi haqida yolg'on uchur tarqatib, jamiyatga passiv ta'sir ko'rsatdi deb ayblangan. Xitoy xabar manbalaridan ma'lum bo'lishicha, yuqumlanishga qarshi turish va uning ta'siriga qarshi turishning bir qismi sifatida Xitoy doiralari 3 oyning oxirida atalmish o'sak so'zlarni kontrol qilish harakatini yo'lga qo'yib, 10 necha o'lka va shaharga saqchi atri da'vatgan. Jumladan bir oydan beri umumiy qamal ostida turayotgan Shanghai 22 martgacha 2 kishining atalmish yolg'on xabar tarqatganligi tekshirilgan bo'lib, saqchilarning aytishicha, bu 2 kishi shaharning sharqi bilan g'arbiy o'rtasida qatnashni uda 4 kun kontrol qilishdan burun to'rda yolg'on uchur tarqatdi degan bahona bilan tutib ketilgan bo'lib, navbatda ularning nadligi aniq emas ekan. Xitoy rejimi 2020 yilning boshlarida yana Xitoy virusi yangidan tarqalishga boshlaganda bu haqdagi uchurlarni qattiq kontrol qilgan bo'lib, aloqador kishilarni og'ir jazolagan edi. Xitoy yana 2 uyg'ur amaldorining tashkirilganligini oshkor etdi. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq İntizam Təşviriş Komiteti və Reviziya Komiteti Mərkəzdən 8 türlük belgiləmisinin ruhiyyə xilaflıq qıldı deyən bahanı bilən təşvirilgən 6 dilonu aşkarlıqan bulub, onların içi də 2 Uyghur əməlləri mübarikən. Tanırda torunun 29 aprildəki xəbirdə bildirilikcə, Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq İntizam Təşviriş Komiteti və Reviziya Komiteti yıqında aşkarlıqan 6 dilonun ikisi Uyghur əməllərgə çetişlik bulub, Xitay türlük bahanları bilən cazalıqan məzgür Uyghur əməllərlərinin biri, Atalmış Uyghur Abnum rayonlu yuqori xalq sot mahkamasi ijroiya idorasi ijroiya 3-chi sot kollegiyasining sobiq sotchisi qo'rchoq amaldori Anvar Hizim ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Anvar Hizim 2013 yildan 2021 yilgacha sovg'atliq buyum va sovg'atliq pul ilish qatorliq masalalar bilan tekshirilgan bo'lib, ilgari keyin qabul qilingan qashtishi buyumi va sovg'atliq pulni qo'shib hisoblaganda jami 69 ming yuan bo'ladi ekan. Onunga yana intizamga va qonunga eg'ir xiloflik qilishdek boshqa masalalarning mo saqlanganligi bildirilgan, ammo qaysi nizomga xiloflik qilganligi tilg ilinmagan. Anvar Hizim 2022 yil 2 ayda Xitoy kompartiyasidan qo'llangan bo'lib, uning jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining tekshirish ayiblashiga o'tkazib berilgan. Tekshirilganlar ichida yana Yengsar nahiyalik partiya komitetining sobiq muavin sekretari va nahiyalik xalq hukumatining sobiq hokimi qo'rchoq amaldori Mehrigul Umarov bor bo'lib va uning 2013 yildan 2020 yilgacha sovg'atliq buyum, sovg'atliq pul ilish, hukumat avtomobilini shaxsiy ishqa ishiltish va to'y marakasini hashamatlik o'tkazish qatorliq masalalari borligi bildirilgan. Aytilishicha, uning qo'l ostidagi kadrlar va boshqalar sovg'a qilgan sovg'atliq buyum va sovg'atliq pulni hisoblaganda jami 146 ming yuan bo'ldi ekan. Undan boshqa uningga nahiyalik adliya idorasining saqchi avtomobilini o'zining shaxsiy faoliyatiga ishlatganligi, ilgari keyin bo'lib ichki tuqqundan to'y ishini hashamatlik o'tkazganligi, jamiyatda nochar ta'sir paydo qilganligidek jinoyatlar ortilgan. Bildirilishicha, Mehrigul Umarov 2021 yil 5 oyda Xitoy kompartiyasidan qo'llanib, xizmatdan haydalgan. Uning jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining qarab chiqib, tekshirib ayiblashiga o'tkazib berilgan. Halbuki Xitoyning amaldorlar tizimida pora ilish, sovg'at berish, umumiy mulkni shaxsiy egallash qatorliq chirikli qilmishi dunyoda misli ko'rilmagan darajada umumlashgan bo'lib, mazkur Uyg'ur amaldorlarga ortilgan jinoyatlarda tilg ilingan pul summasi Xitoydagi chiriklikka nisbatan yo'qning o'rnida hisoblanadi. Amaliyotda Xitoy rejimi chiriklik, intizomga xiloflik qilish qatorliqlarni nishonliq amaldorlarni ko'zini yo'qotishning bahonasi sifatida qo'llanib kelmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish va Sharqiy Turkiston xalqini butunlay yo'qotish maqsadida
bir tarafdan xalqni har xil töhmatlari bilan turma yoki jazo lagerlariga sulab jazolagan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoy rejimi uchun xizmat qilayotgan Uyg'ur amaldorlarini har xil bahonalar bilan jazolayotganligini, bu orqali amaldorlarni tixmo sodiqlik bilan ishlashga majburlayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Ramzonni saxta tashviqoti uchun qo'llanib Dubayda iftorlik tarqatdi. Sharqiy Turkistonda islomga aloqador barliq narsalarni vahiylarcha bostirgan Xitoy Ramzon ayidan foydalanib bir qism musulmon ellarida saxta tashviqot fursatlarini qo'ldan bermagan bo'lib, 29 aprel Arab Birlashma Xalifaligining eng cho'ng shahri Dubayda iftorlik tarqatish faoliyati o'tkazgan. Mazkur faoliyatni Xitoyning Dubaydagi bosh konsulxonasi va Arab Birlashma Xalifaligi Xitoylar uyushmasi birlikda tashkillagan bo'lib, 3000 kishilik iftorlik tamoq tarqatilgan. Xitoyning bu saxtapas harakati bir qism yerli taratqularda va Xitoy taratqularda xabar qilingan. Tixmo kulkili yeri mazkur iftorlik yemakliklarga ketgan chiqimni Xitoy elchixonasi yoki konsulxonasi chiqarmasdan, balki Arab Birlashma Xalifaligidagi Xitoy savdo uyushmasiga a'zo savdogarlardan, jumladan bir bo'lak Uyg'ur savdogarlardan majburiy yiqqan va bu uchuni Dubayda yashayotgan bir necha Uyg'ur Istiqlol televiziyasiga yetkazdi. Halbuki Xitoy rejimi növbette Şarkı Türkistan'daki irqiy qırğınçılıq cinayetinin bir kısmı sübtide İslam dini ve Müslümanlarga terör siyasetini yürgüzüp atqan bulup, barlıq ibadetlerini qattıq vasıtlar bilen tamamen çekilip gelmekte. Ama çet elde bulup mu bir kısım Müslüman devletlerde Ramzan iyilik mühim küllerini fırsat bilip, yalgan teşviqat ve faaliyetler arqalıq cinayetlerini yuşuruşqa, özlerinden Müslümanlarının dostu ikilikidek saxtı obrazını tikleşge urunmaqta. İstanbul'da Uyghur üsmürlerine iptalık verildi. Stok Burakhan İlim ve Medeniyet Vakfı 29 April Hindonezya'nın İnsani Yardım Teşkilatı ile birlikte Stok Burakhan Təlim Tərbiye Merkezi'de okuatkan 200'ge yakın Uyghur üsmürlerine iptalık verdi. Uyghur İlim ve Medeniyet Vakfı'nın zalda ötküzülgen mezkur faaliyette okuqucular aldı bilen Kur'an tilavet kıldı ve İslam, Vatan, Millet medhiyelengen şehirlerine deklamasiya kılıp numur körsetti. Arkadan en köp kitap okuğan okuğuşçularga kitap katarlıq mukabat buyumu tarqıtıp berildi. Ahırda okuğuşçular Stok Burakhan Vakfı Muavin Reisi Ömer Karacim'nin duasıga ergişip birlikte iptar kıldı. Okşaş künde Kökay İnsani Yardım Vakfı bilen Avustralya İnsani Yardım Fondu birlikte İstanbul'un Safakör rayonunda iptarlıq faaliyeti ötküzdü. Faaliyetke bir türküm Şarkı Türkistan teşkilatlarının vekilleri, dinli zatlar, cemaat erbapları ve İstanbul'da yaşavatkan Uygurlar iştirak kıldı. Enver Karacim'nin Kur'an tilavetinden keyin Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, Şarkı Türkistan halkı Xitayının irqi qırğınçılıq siyasetini baştan keçirivatkan bir peytte, muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının bunundak yığılışlar arqılıq bir yerge cem buluşunun mühim ahmiyetke ige ikelikini, cemiyette pütne pasatının köpüyüşü, qeyrindaşlıqının susuşu qatalıq meselelerinin Şarkı Türkistan davasığa tosalğı ikelikini təkidləb ötdi. Arqadan cemaat erbabi Abdiqadir Yapçan söz kılıp, Şarkı Türkistan'da xalqının Xitayının iğir zulümüğe uçuravatqalıqını, bunun bedelige dünyanın her qaysi caylarda yaşavatqan Şarkı Türkistanlıqlarının türlü yardım, təminatlardan bəhrimen buluvatqalıqını, şunun üçün muhacirətki her bir Şarkı Türkistanlıqının öz məcburiyetinin qaçmasıqı, belki tuluq ada qilişi kerehlikini təkidledi. Ahırda iptar faaliyetige iştirak kılgallar cemaat erbabi Abdiqadir Yapçan'ın başlıqıda dua kılıp, birlikte iptar kıldı. Guterres BDT xavfsizlik kengashining muvaffaqiyatsiz bo'lganligini ta'kidladi. BDT bosh kotibi Antonio Guterres Ukraina ziyorati jarayonida xavfsizlik kengashining urushning oldini olishda muvaffaqiyat qozonolmaganligini va kishilarning umidsizlanganligini bildirdi. Guterres Kiyevda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan birlikda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inda ziyorat jarayonida Rossiya boshlagan urush sabab bo'lgan ichinchilik o'lim-yetimlarga, eg'ir vayronchiliklarga va kishilik huquqqa xilof qilmishlarga shaxsan shohid bo'lganligini aytgan. U xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Ukrainadagi urush jinoyati tekshirishni qo'llaganligini bildirib, tekshirishning ehtiyojlarini belgilash va tekshirishning doirasini kengaytirish uchun bu yerga keldim. Xavfsizlik kengashi bu urushning oldini olish va urushni oxirlashtirishda qo'ldan kelishcha tirishchanlik ko'rsatmadi. Muvaffaqiyatsiz bo'ldi va bu kishilarni umidsizlantirdi. Ama 1400'ün artıq BDT xadimi cesaretlik halda Ukrayna təşkilatları bilen billə, hər günü mürünü mürüge tərəb Ukrayna xalqı üçün xizmət qılıbatı dodigən.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy baş katib Guterresning tinchlik uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini taqdirlaydiganligini bildirib, baş katib Ukrayna shaharlarini aylanib, Rossiya o'tkazgan urush jinoyatlarini naq maydondan ko'rgan bo'lib, BDT kishilik huquq kengashining isbot to'plash komiteti Rossiya armiyasining jinoyatlarini hujjatlantirishni davomlashtirishi kerak degan. U Ukrainaning dunyodagi 400 million kishini bug'doy bilan ta'minlaydiganligini ta'kidlab, port shaharlarining Rossiyaning kontroliga o'tishi sababidan qo'llaridagi mahsulotlarni dunyo bazarlarga eksport qilolmaganligini, buningdan keyingi kunlarda nurg'un davlatlarning yemek ichmek krizisiga sabab bo'lishi mumkinligini bildirgan. Afg'onistonda Amerikaning 7 milliard dollar qimmatidagi qurol yarog'lari qolgan. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin parlamentka sunulan bir dokulatıda Amerika'nın Afganistan'dan çekinişi cereyanda 7 milyar dolarlık harbi üsküllerine kaldırıp ketkerliği bildirildi. Türkiye Avazi Radyosu'nun haberinde bildirilmişçe, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin Afganistan'dan çekiniş dokulatıda Amerika 2005 yılından 2021 yılı Ağustos'a Afganistan Devlet Müdafiye ve Havipsizlik Güçleri'ne 18.6 milyar dolarlık harbi üsküllerine verdi deyilgen. Dokulatta bu harbi üsküllerinin 7.12 milyar dollar kıymetindeki kısmının Amerika 2021 ile 30. Ağustos Afganistan'dan çekiniş ahırlaşkanın kin kalkalıqı eskertilgen. Dokulatta devlet müdafiye meselelerinin bu harbi üsküllerine kaytırılış ya ki yoktuşu için Afganistan'a kaytış planının yokluğu kayıt kılınış bilen birge Afganistan'da 923.3 milyon dolar kıymetindeki 78 aeroplanının kalkalıqı Amerika armiyesi çekinişten ilgili aeroplanlarının köp kısmının uçulmaz halga keltirilgenliği. Bunların başka Afganistan'da kıymeti 6 milyon dolardan artık 9.524 tane havadın kuruluğa koyup verildiğin kural, 40 mandan artık harbi avtomobil, 300 mandan artık herkıl kuralının kalkalıqı tekitlengen. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleştirme köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.